Asıl adı Gabriel Chanel'dir. 18 Ağustos 1883'te Paris'te dünyaya geldi. Ailesinin maddi durumu kötü olduğundan zor bir çocukluk geçirdi. 12 yaşında annesini kaybedince babası tarafından yetimhaneye bırakıldı. Bundan sonra babasını bir daha hiç görmedi. Gabriel Chanel manastır tarafından okutuldu ve okuldan sonra bir terzinin yanına çalışması için verildi. Fakat Coco Chanel'in düşlediği hayat çok farklı olduğu için kendi yoluna bakmak isteyerek terzinin yanından ayrıldı. Oyuncu olmak isteyen Coco Chanel bu amacına ulaşamadı. Yalnızca küçük barlarda, küçük rollerde görev aldı ve şarkı söyledi. Asıl adı Gabriel Chanel olan tasarımcı, sahne adı Coco olduğu için ünlü olunca da bu ismi kullanmaya devam etti. Coco Chanel'in hayatı 25 yaşındayken Etienne Balsam'la tanışmasıyla tamamen değişti. Paris sosyetesinin tanınmış bir ismi olan Etienne Balsam ile birlikte yaşamaya başlayan Coco Chanel, Paris sosyetesi ile tanıştı ve o çevreden kendine arkadaşlar edindi. Balsam sayesinde katıldığı partilerde erkek kıyafetleri giyinerek sosyetenin ilgisini çekti. O dönemde kadınların pantolon giymesi, rahat giysiler kullanması alışılmış bir durum değildi. Chanel'in partilerde bu rahat giysileri giymesi o zamanın sosyetesi için çok fazla etik dışı kalıyordu. Fakat bir süre sonra çevresindekiler onun görünümünden ve giyim tarzından etkilenmeye başladılar. Erkek kıyafetlerinin yanında kendi hazırladığı şapkaları da kullanan Coco Chanel, giyim tarzıyla artık herkesi etkisi altına alıyordu. Daha sonra gördüğü ilgiden memnun kalarak tasarladığı şapkaları satmaya başladı. İlk butiği 1914 yılında açılan, kendi şapka tasarımlarını sattığı bir dükkandı. Paris'te açtığı butik kısa sürede ilgi gördü. Şapka tasarımlarının ardından kadın giyimine de el attı. Kendi giyim tarzını kadın giyimine aktaran Chanel, "Giymeyeceğim hiçbir şeyi tasarlamam." diyerek bu konudaki fikrini açıkça belirtmiştir. Resimde Chanel'in şapka butiğini görmekteyiz. Moda alanında yaptığı, yaşadığı dönem için bir devrimdi. Giysilerde korse kullanmadı, rahat giysiler tasarlamayı tercih etti. Tasarımlarında erkek giyiminden ilham aldı. Modaya kazandırdığı yenilikler arasında günümüzde hala popüler olan küçük siyah elbise, yakası zincirle süslenen Chanel ceket ve takımlar ve No 5 parfümü sayabiliriz. Chanel No 5, 1921 senesinde piyasaya çıktı. Coco Chanel parfüm için çok basit bir şişe çizdi. Şişenin içindekinin şişeden çok daha önemli olduğunu da hep söyledi. No 5 ilk üretildiğinde pek dikkat çekmese de Marilyn Monroe ile yapılan reklamlar üretiminden yıllar sonra parfümün meşhur olmasını sağladı. Özellikle Monroe'nun bir röportajında parfümden bahsetmesi, parfümün bir anda patlayıp popüler olmasına sebep oldu. Günümüzde hala en çok satan parfümlerden biridir. O yıllarda Chanel tam anlamıyla modanın kraliçesi olarak tanınıyordu. Tasarladığı boncuklu elbiseler diğer tasarımcılardan onu farklı kılıyordu. 1924 yılında kıyafetler için tasarladığı ilk takısı olan inci küpeleri tanıttı. Chanel'in en ünlü tasarımı 2 veya 3 parçadan oluşan elbisesiydi. Bu elbise ilk kez 1920'lerde üretilmiş olmasına rağmen günümüzde bile hala popüler. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve savaş sonrasında Chanel popülaritesini az da olsa kaybetti. Savaş ve kapanan mağazaları yüzünden yeni şeyler üretemedi. Chanel bir Nazi memuruyla yaşadığı ilişki yüzünden 15 yıl boyunca İsviçre'de sürgün hayatı yaşadı. Chanel 1953 yılında yeniden işlerin başına döndü. Henüz bu işten elini eteğini çekmeye niyeti olmayan Chanel, 70 yaşında hazırladığı yeni koleksiyonla moda dünyasına dönüş yaptı. Chanel kadınlara birbirinden ayrı iki dönem sundu. 1920'ler ve 1950'ler. 20'ler daha baş kaldıran, düzene aykırı, erkeksi iken 50'ler daha rahat, feminen ve Chanel tarzının oturduğu yıllardı. O yalnızca tarzları, kumaşları ve erkeklerin giydiği eşyaları ayırmadı. Aynı zamanda kendisi nasıl giyiniyorsa kıyafetleri de öyle yaptı. Chanel 10 Ocak 1971'de hayata gözlerini yumdu.
ölümünün son günlerine kadar hep tasarladı, çalıştı. Örneğin 1966-1969 yılları arasında Olympic Air Race uçuş görevlileri için üniforma tasarladı. Ölümünden sonra Alan Wertheimer şirketi devraldı. Chanel markasını yükseltecek bir tasarımcıya ihtiyacı olduğunu anlayan Wertheimer, Karl Lagerfeld ile Chanel'in baş tasarımcısı olma konusunda el sıkıştı. Chanel 1990'larda koku üreticisi ve pazarlama alanında lider şirketlerden biri olarak yerini aldı. Pazarlama alanında attığı adımlar Chanel'e oldukça büyük bir servet getirmişti. Chanel markasının başarısı The Time dergisinde de yer aldı. Coco Chanel 20. yüzyılın en etkili 100 kişisi arasına girdi. Günümüzde Chanel markası etkisini sürdürmekte ve dünyanın birçok şehrinde mağazalar açmaya devam etmektedir. Videoda Chanel'in 1930'lardan 1980'lere kadar olan döneminden kesitler görmekteyiz. Chanel'in ilk defilelerinden örnekler ve Chanel'in çalışma anları gibi özel detayların yer aldığı bu video, Chanel tarihi açısından güzel bir belge niteliğinde. İlk dönem giysilerindeki rahatlık ve sadelik, ilk etapta gözümüze çarpan detaylar. İkinci dikkatimizi çekense, Chanel'in kendi giyim tarzını tamamen modellere aktarmış olduğu. Adeta her model birer Chanel gibi görünmekte. Altmışlara gelindiğinde ise daha parlak, metalik renklerin kullanıldığını, görünümün daha feminen bir hal almaya başladığını fark edebiliriz. Etekler genişletilerek ince bel vurgulanmakta, bu da kadına daha dişi bir görünüm sağlamakta.
Karl Lagerfeld'in Chanel markası için hazırladığı ilk koleksiyonunu görmekteyiz. Lagerfeld bu ilk koleksiyonda klasik Chanel tarzını bozmayarak bunu kendi tarzıyla birleştirdi. Gösterişli takılar, parlak bir görünüm, feminen bir kadın silüeti koleksiyonda ilk dikkati çeken detaylar. Koleksiyon geniş omuzlar ve abartılı parıltısıyla 80'ler ruhunu tam anlamıyla yansıtmakla beraber zarif Chanel çizgisini de koruyor.